Giresun'dan 19 Eylül Spor Salonu'ndan herkese iyi akşamlar, merhabalar, sevgiler, saygılar. Sevgili izleyenler, Mavi Karadeniz'deyiz ve canlı yayındayız. Bu akşam burada az sonra Yeşil Giresun Belediye, Afyon Karahisar Belediye karşı karşıya gelecek. Artık iki takıma baktığımızda son hazırlıklarını yapıyorlar. Yaklaşık 1,5 dakika sonra müsabaka başlayacak ve siz bu müsabakayı Mavi Karadeniz aracılığıyla ve ayrıcalığıyla izleme şansına sahip olacaksınız. Bu sene iç müsabakaları Yeşil Giresun Belediye'nin hiç ayrılmadığınız, takip ettiğiniz kanalınızda olacak demiştik ve ilk müsabakayı geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştık. Artık ikinci maça geldik. Bu akşam o müsabaka oynanacak. Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Yeşil Giresun Belediye, Afyon Karahisar Belediye karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Uğur Özen, Egemen Ercan ve Tehan İçelik üçlüsü yönetecek. Kadrolara baktığımızda sevgili izleyenler, Onur Sevinç, tabii ki Afyon Karahisar Belediye ile başlıyorum. Konuk ekip Onur Sevinç, Fatih Şenel, Reha Öz, Batu, Kristos, Raymond, Mehmetcan Aydoğmuş, Enis Enes, Gökhan, Fırat, Şerafettin tertibi şu anda kenarda ve antrenör Gürkan iş bırakmaz. Yeşil Giresun Belediye'de Can Özcan, Caner Ercan, Yunus Çankaya, Serhat Serhan, Ali Can Güney, Ahmet, Oğuz Erdoğan, Tansu, Kenny Freeze, Ramel Bradley, yeni transferlerden bir tanesi de o ve Gökhan Yazıcıoğlu. Antrenör Altar Tunçkol. Şu anda hava atışı için iki tarafta bekliyor. İki takıma da üstün başarılar diliyoruz. Ve tabii ki centilmence bir müsabaka olmasını istiyoruz sevgili izleyenler. İki Amerikalı oyuncu şimdi karşı karşıya. Bakalım hava atışını hangi taraf kazanacak? Raymond ve Kenny Freeze. Şu anda hakemler de kenara bakıyorlar. Kenar yönetimlere tabii ki. Onları saydılar. Ve işaret geliyor. Hepinize iyi seyirler. Umarız TÜYAP müsabakası gibi bir karşılaşma olur. O müsabakayı hatırlarsanız eğer, hiç ama hiç heyecan bitmemişti ve doruğa çıkmıştı. Bakalım bugün burada neler yaşayacağız. İşaretler geldi demiştim ama Yeşil Giresun bencine bir şeyler söylendi ve şimdi hava atışı. Raymond Kenny karşı karşıya, kazanan Afyon Karahisar Belediye. İlk hücum onlardan. Onur. Onur'dan Raymond. İçeriği zorladı. Kenny Freeze reboundu aldı. Serhan'la oynadı. Kaptan oyun kuracak. Caner Ercan. Serhat. Boyalı alanda Kenny dışarı çıktı. Topu da aldı. Raymond'la oynayacak. İçeri girdi, sayıyı buldu. İlk sayı Yeşil Giresun Belediye'den. Kenny Freeze takımını 2-0 öne geçirdi. Reha Öz. Gökhan. Raymond. Dışarı çıkardı. Üçlük bir deneme. Çemberden geri döndü. Onur Sevinç atışı kullanan İsimdi Serhat. Gökhan Şenol'a çarpan top. Dışarı çıkıyor. Kenardan başlayacak Yeşil Giresun Belediye. Serhat. Onun karşısında Fırat vardı. Serhan. Caner Ercan. Serhat. Bir üçlükte ondan. Çemberden geri döndü. Rebound. Can Özcan aldı. Bir şanssızlık. Serhat. Ayağına çarptı. Top dışarı çıktı. Onur. Onur'un yanında Gökhan. Oyun kurucu görevi Afyon'da onda. Gökhan. İçeri drive etti. Pot altı. Ters bir atış. Ve sayı geldi. Fırat Aydemir. Asisti yapan orada Gökhan oldu. Caner. Can Özcan, Serhat, Kenny elini kaldırdı, aldı, ikili sıkıştırma, Serhat, son 5, 24 saniyenin dolmasına, atış gelmedi,
ve saniyeler dolarken atış. Orada Serhat faul yapıyor. 8 dakika 11 saniye var ilk periyodun bitmesine. 2-2'lik eşitlik. Karşılıklı basketbol müsabakasında sevgili izleyenler, karşılıklı basketler geliyor. Gökhan. Orta mesafeli atış Gökhan'dan başarılı. Saran Kavut, Caner. Uzun mesafeli üçlük bir deneme Caner Ercan ve durum 5-4. Gökhan Şenol. Christos. Onun da atışı başarılı. 6-5. Kenny Freeze. Vücudunu kullandı. Raymond. Rebound aldı. Hızlı hücum şansı. 4-2 idi. Faul ile durduruldu. Afyonkarahisar Belediye. Akıllı bir faul tabii ki bu. Kenardan başlayacak. Mavi beyazlı ekip. Onur. Gökhan Şenol. Raymond'dan perdeleme. Raymond. Faul. Kenny Freeze. Smaç yapma şansını vermedi Kenny Freeze Raymond'a. İki serbest atış. Serhan da kenara geldi. Altar Tunçkol oyuncusuna neler yapması gerektiğini anlatıyor. Raymond. İlk atış kaçtı. İkinci ve son atış gelecek. Can Özcan, Serhat. Bir anlaşmazlık orada. Top Yeşil Giresun Belediye'de. Onur Sevinç Raymond'ı görmek istedi. Top Yeşil Beyaz ekibe geçti Serhat. Caner aldı. Can'la oynadı. Kenny. Faul. Hatalı yürüme bekledi. Afyonkarahisar Belediye takımının koçu ve oyuncuları. Orada faul var. Sıkıştırma vardı. Faul Onur'a çalındı. 14 saniye. Can Özcan. Can Özcan. Ayağı çizgiye basıyor. İkilik. Gökhan. Orada Kenny'nin üzerinden atış Onur Sevinç. Serhat. Caner. Bu kez içeriği zorlayacak isim o. Bir faul daha. Christos. Christos Taputos faul yapıyor. Serhan Kavut. Kenny. Serhan'la oynadı. Serhat Uğur. Fekini gösterdi. Faul de yaptırdı orada. Fırat Aydemir. Üst üste fauller. Serhat. Caner. Zor bir atış. Kenny Freeze aldı reboundu. İki kişi arasından. Can Özcan. Ayağı çizgiye basıyor. Ve hakem de zaten o işareti gösterdi. 6 dakika var ilk periyodun bitmesine. 7-6 Yeşil Giresun Belediye. Raymond. Gökhan. Fırat. Raymond. Serhan Kavut.
Can Özcan, Serhat, Kenny. Bir uçak denemesi. Can Özcan tiklemek istedi. Olmadı. Skor 7-6'da durdu sevgili izleyenler. Gökhan Şenol. Raymond. Serhat. Kenny. Bir blok geldi orada. Kenny. Bu kez faul. Faul yapan Raymond. Önemli bir oyuncu Afyonkarahisar Belediye için. Onun da ilk faulü. Kenny Freeze serbest atış kullanacak. Geçtiğimiz müsabakalarda bu alandan pek de başarılı atışlarını göremedik Kenny Freeze'in. İlk serbest kaçtı. İkinci atış. İkinci atış giriyor. Gökhan. Christos Taputos. Reha Öz oyunda. Gökhan. Serhan Kavut. Bomboş. Can Özcan aldı. Kenny Freeze basketi de buldu pota altında. Hızlı çıkmak istiyor Afyonkarahisar. Hatalı yürüme. Durum 16. Yeşil Giresun Belediye üstünlüğü var. Serhan. Caner Ercan. Caner Ercan içeriği zorladı. Sayı da buldu. Fark 6'ya çıktı. 12-6. Gökhan. Fırat. Fırat'tan da bir sayı. Serhan Kavut. Caner. Serhat. İki oyuncu oyuna dahil olacak. Yeşil Giresun Belediye'de Serhat. Can Özcan. Top Afyonkarahisar Belediye'de. Ve Ramel Bradley oyuna dahil oluyor. Yeni transferlerden o da Alican Güney. İki oyuncu kenarda Serhat ve Serhan. Reha Öz. Gökhan. Savunma Alican'dan. Raymond. Alican. Top dışarıda. Bu hareketinden dolayı tabii ki alkış da alıyor Alican Güney. Reha Öz. Gökhan. Yüksek posttan bir atış Gökhan'dan. 12-10'a getirdi durumu. Ramel. Jennifer Yeez. Az önce oyuna dahil olan Alican Güney. Ramel Kenny. İyi döndü, sayıyı da buldu. 24 saniyenin dolmasına 8 saniye kala atışını yaptı ve Yeşil Giresun Belediye'yi 2 sayı kazandırdı. Ahmet Kaplan. Kenny Freeze dinlenecek. Gökhan. Fırat.
Reha. Top Reha'dan da dışarıda. Kenardan başlayacak Yeşil Giresun Belediye, Alican Güney. Ramel. O bıraktı Alican. Ramel. Çembere çarptı top, dışarı çıktı. İlk denemesinde başarısız oldu Amerikalı oyuncu. Gökhan Şenol. Christos Taputos. Fırat. Christos. Yeşil Giresun Belediyesporlu oyuncu bıraktı. Ama hakemin kararı o doğrultuda değil. Top mavi beyazlı ekipte. Afyonkarahisar Belediye'de. Oğuz Erdoğan. Can Ercan. Christos Taputos. Fırat. Zor bir top. Alican Güney. Ramel. Caner. Ahmet. Oğuz Erdoğan ribaundu aldı. Topu dışarı çıkardı. Bir hücum hakkı daha var. 14 saniyeyi bakalım. Yeşil Giresun Belediye nasıl kullanacak sevgili izleyenler. Alican Güney. Saniyelere de bakıyor. 2 saniye kala atışını yaptı. Sayıyı buldu. 1 dakika 30 saniye ilk periyodun bitmesine. Gökhan. Reha. Araya Ramel Bretli girdi. Ramel. Hız oynadı. Sayıyı da buldu Ramel Bretli. İlk sayısı. İçeri drive etti. Sayıyı buldu. Ve mola da geldi. 1 dakika 10 saniye kala molaya gidiyoruz sevgili izleyenler. 18-10 ev sahibi ekip Yeşil Giresun Belediye'nin üstünlüğü var müsabakada. Ve Kenny Freeze şu dakikaya kadar 7 sayı üretmiş durumda. Caner Ercan'ın da 5 sayısı var. 2 sayıyla oynayan az önce sayıyı bulmuştu. Ramel, Alican ve Can Özcan. Afyon'a baktığımızda, Afyon'da ise Gökhan ve Fırat 4'er sayıyla oynuyorlar. Christos Taputos'un da 2 sayısı var. Raymond şu dakikaya kadar sayı bulamadı. Ve mola da doluyordu sevgili izleyenler. İyi başladı Yeşil Giresun Belediye. Ve 8 sayılık bir üstünlükle müsabakayı önde götürüyor. Moladan dönüyoruz. Fırat Aydemir topu oyuna sokacak. Gökhan Şenol. Gökhan. Reha Öz. Raymond. Savunan Ahmet. Faul. Kenny Freeze kenarda olunca tabii ki Raymond'ı savunmak da Ahmet'e düşecek. Reha Öz. Gökhan. Christos Taputos. 2 saniye kala atış. Rebound. Ramel. Ondan Alican Güney. Oğuz Erdoğan'a nefis bir pas. Oğuz Erdoğan farkı ona çıkardı. 20-10 oldu durum. Gökhan Şenol. Raymond. İlk sayısını buldu ilk periyotta.
Son hücum hakkı Yeşil Giresun Belediye'nin. 10 saniye. Ramel kendisi kullanacak. Öyle de yapıyor. Atışını yaptı. 20-12 sevgili izleyenler. İlk periyot. Üstünlük Yeşil Giresun Belediye takımında. Son hücum hakkını kullanan takım yeşil beyazlı ekipti. Ramel Bradley ile, ama top çemberden geri döndü ve ilk periyotta sona erdi. Size aktaracağımız notlarımız vardı tabii ki. Hem molalarda hem de böyle aralarda değerlendirmek gerekiyor araları. Ev sahibi ekip yönetimin almış olduğu karar sonrası menajer Serhat Özbek ve asistan koç Semih Uslu ile yollarını ayırdı. Bu ikili arasında TÜYAP Büyükçekmece müsabakası sonrasında soyunma odasında yaşanan olay bardağı taşırdı ve o bardakta taştıktan sonra da ikilinin Yeşil Giresun Belediye'de görevine son verildi. Ayrıca Edirne Olin'den transfer edilen Barış Güney de Beko Basketbol Ligi'ne geri dönüş yaptığı Yeşil Giresun Belediye takımında 5 müsabakada yer almıştı ligde, ama belki kendisini tam anlamıyla veremedi. Belki teknik heyet ondan istediği verimi alamadı ve Barış da ayrıldı. Bursa temsilcisi Tofaş ile anlaştı. Kendisine bundan sonraki tabii ki basketbol hayatında başarı dileklerimizi sunuyoruz. İkinci periyot başlıyor sevgili izleyenler. İlk periyot 20-12, Yeşil Giresun Belediye'nin üstünlüğü var. Oğuz Erdoğan başlayacak. Bu kez Ramel oyunda. İlk beşte yoktu kendisi. Caner Ercan. Alican. Alican Güney. İsabetli bir atış daha Alican Güney'den. Hem de üçlük. İkinci periyot üçlükle başladı. Gökhan Şenol. Cevap veremedi Alican Güney. Caner Ercan. Blok geldi. Yine aldı. Atışını yaptı. Ahmet. Boyalı alanı çok zorladı üçlü ama olmadı. Top da mavi beyaz ekibe geçti. Gökhan Şenol. Fırat. Raymond faul. İkinci faul olması lazım Ahmet. Ahmet Kaplan. Kenny Fries hazırlandı. Oyuna dahil olacak. Faul sayısı 2'ye ulaşınca tabii ki Altar Tunçkol'da kenara aldı oyuncusunu. Önlemini erkenden alıyor. Gökhan. Bir anlaşmazlık. Oğuz Erdoğan. Bir asist. Blok geldi ama sayı olması lazım. Sayı. Tam inerken oradan blok geldi ve hakemler de sayı verdi. Asist Ramel Bradley ve sayı da Oğuz Erdoğan'dan. Raymond. Fırat Aydemir. Üst üste pas hataları, top kayıpları Afyon'da. Alican. Ramel. Faul. Fırat Aydemir faul yaptı. O da ikiledi Oğuz Erdoğan. Ramel. Caner Ercan. Kenny Freeze. İrşat denemesi. Sayı. Oyuna yeni girdi. Sayısını da buldu. Fark 15. Enes Abay. Yeşil Giresun'un eski oyuncularından bir tanesi. Enes. Caner Ercan'ı kenarda. Ve Gökhan Yazıcıoğlu oyuna dahil olan isim. Reha Öz.
Enes. Christos Taputos. Enes'e bıraktı. Reha. Zorlama bir atış ondan. Alican. Oz istedi. Aldı. 2'ye 1. Girmedi. Gökhan Yazıcıoğlu. Tempo arttı bu dakikalarda. Ve alkışlar da geldi. Ramel. Oğuz Erdoğan, Alican. Kenny. Zor da olsa topu aldı. Yine aynı hareket. Yine başarılı. Raymond'la oynuyor. Raymond şu dakikaya kadar Kenny Friz'i savunamadı. Enes Abay. Fırat. Raymond. Raymond'dan sayı. Ramel. Gökhan Yazıcıoğlu. İçeriği zorlamaya çalışıyor Yeşil Giresun Belediye. Top oyunda Enes. Raymond. Smaç geldi. Raymond. Ramel Bradley oyun kuracak Yeşil Giresun Belediye takımında. Kenny. Paul Reha Öz. O da orada karşılık verebilir düşüncesindeydim ama olmadı. Faul geldi ve mola. Molaya 29-16'lık üstünlükle önde giden taraf Yeşil Giresun Belediye oluyor sevgili izleyenler. Reha Öz'den söz edelim. Beko Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Eskişehir Basket'in formasını giyiyordu Reha Öz. Önemli bir oyuncu ama takımda bir anlaşmazlığa düştü ve oradan ayrıldı. Daha önce de Reha Edine Olin'in takımının kaptanlığını yapıyordu ve Afyonlu takımına geldi. Koç değişikliği yaşandı Eskişehir'de. Yeni koçla bir uyum sorunu yaşadığı belirtildi bize ve ondan sonra da yollarını ayırmak zorunda kaldı Reha Öz. Şimdi ise Afyon takımı için mücadele veriyor, ter döküyor tecrübeli bir isim. Belki de şu dakikaya kadar teknik heyetin beklediği performansı sergileyemedi ama dediğimiz gibi önemli bir oyuncu, kaliteli bir transfer Afyon adına. Kenny Friz moladan sonra serbest atış kullanacak. Kenny o bölgeye gelince düşünceler tabii ki farklı oluyor. Kenny Friz. Genelde kaçırır havası var, kaçırır düşüncesi var. Dört atıştan ne yazık ki üçünü atamadı Kenny Friz. Ama orada Ramel var. Ramel Bradley. Faul beklentisi. Hızlı bir hücum olabilir. Reha. Christos. Gökhan Yazıcıoğlu var karşısında. Christos. Döndü atışını yaptı. Takımına sayı da kazandırdı. Fark 11. Ramel. Sağlı yürüme. Üst üste hatalar Amerikalı oyuncudan. Bakalım artlar. Tunçkol onu kenara ne zaman alacak? Ben de merak ediyorum. Çünkü üst üste gelen hatalar bir anda fark azaldı. Christos. Faul. Oğuz Erdoğan. Reha Öze yaptı faulü. Enes Abay.
Kenardan oyuna başlıyor Afyon. Christos. Christos Taputos. Kelly Freeze. Rebound onda. Sağdan sola bir geçiş yaptı. Yunus oyunda Oğuz'a verdi. Oğuz'dan üçlük. Çemberden geri döndü. Geçtiğimiz yıllarda bunu çok izliyorduk. Genellikle dış atışlara yöneliyordu Yeşil Giresun Belediye. Bu sene biraz daha farklı. Enes. Enes Abay. 29-20 yaptı durumu. 15 sayılık fark 9'a indi. Ramel. Ramel! Ramel Bradley. Bunun için oyunda tutarmış demek ki Alfar Hoca. Serhat Uğur. Orada Christos Taputos. Boyalı alanı çok iyi kullandı. Ve sayıyı da buldu. 4 dakika 25 saniye ilk devrenin sona ermesine. Yunus Çankaya. Oğuz Erdoğan. Kendi elini kaldırdı. Oğuz Erdoğan kendine güvendi. Atışını yaptı o bölgeden. Ve 3 sayılık Oğuz Erdoğan'dan. Gökhan. İçeri girdi, dışarı çıkardı. Christos. Faul bekledi. Ramel. Faul yapan Gökhan Şenol oldu. Serhat Uğur oyuna dahil olacak Yeşil Giresun Belediye takımında. Bakalım kenara kim geliyor. Ramel geldi. Amerikalı oyuncu. Yeni transfer demiştik. Yunus Çankaya da öyle. Geçtiğimiz yıl Yeşil Giresun Belediye takımındaydı. Ayrılmıştı ama geri döndü. Gökhan Yazıcıoğlu. Bu kez Gökhan Yazıcıoğlu. Üçlükler konuşuyor sevgili izleyenler. Önce Oğuz Erdoğan. Aynı yer. Daha sonra Gökhan Yazıcıoğlu. Reha. Karşılık vermek istediği karşılığı da verdi. Reha Öz. Yunus Çankaya. Yunus, Oğuz Erdoğan, Serhat, Kenny, Raymond kenarda, onu savunan Şerafettin, bir pas hatası, Gökhan, Christos Taputos, sol eliyle bıraktı. Gökhan Yazıcıoğlu, Oğuz. Ondan Serhat Uğur. Serhat potaya baktı. Atışını yaptı. Christos Taputos. Oyunu yönlendiren isim. Faul. Gökhan Yazıcıoğlu. Ahmet ve Caner. Gökhan Yazıcıoğlu, Kelly Friz kenarda. Reha Öz. Gökhan. Faul mü diye baktım. Faul yok. Caner Ercan. Serhat. Alan savunması devam ediyor Afyon'da. Caner. Basket. Caner Ercan. İlginç bir basket oldu. 41-27. İlk devrenin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Gökhan.
7 saniye kala atış. Gökhan Şenol. Yeşil Giresun Belediye'de Yunus Çankaya. Caner. Serhat Uğur. Smaça gidiyordu Ahmet Kaplan. İzin vermediler ama sayı geldi. Ahmet. Gökhan Şenol. 1 dakika 15 saniye. İlk devrenin sona ermesine sevgili izleyenler. Reha. Hakemlerin kararı, top Yeşil Giresun Belediye'de. Bir mola daha geldi sevgili izleyenler. 1 dakika 07 saniye kala. 1 dakikalık bir mola. Bakalım o moladan takımlar nasıl geri dönüş yapacaklar. Ve 6. hafta müsabakaları dün başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi deplasmanda Gelişim Koleji'ni çekişmeli geçen bir müsabaka sonrasında 82-81 yendi. Best Balıkesir Final Sporu 87-65. Mamak Belediye Ankara DSE'yi Mondi Melikşah Üniversitesi'ni 86-82 deplasmanda yenmeyi başardı ve çıkışını sürdürdü. West Balıkesir galibiyet serisini 5'e çıkarmayı başardı. Ligde ilk hafta mağlup olmuşlardı kendi evlerinde. Daha sonra ise üst üste galibiyetler aldılar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftada Yeşil Giresun Belediye'yi mağlup ettiler sevgili izleyenler. 43-30. 1 dakika 7 saniye. Mola süresi de sona erdi. Yeşil Giresun Belediye başlayacak. Serhat Uğur. Oğuz Erdoğan yaklaştı, aldı ve pasını da verdi bir kez daha Serhat. Oğuz, Yunus Çankaya, Caner, Caner Ercan. İkilik 45-30. Enes Abay. Raymond. Asist Enes. Sayı Raymond. Az önce oyuna dahil oldu. Raymond. Yunus Serhat. Yunus. Oğuz Erdoğan. Yeşil Giresun Belediye geçtiğimiz yıla geri döndü. Dış atışlar sürekli. Christos Taputos. Faul. Ahmet üçledi. Kenny Fries kenara gelince orada Ahmet görev yapıyor. Can Özcan. 5 saniye 3 salise. İlk devrenin sona ermesine ve serbest atış bölgesinde Christos Taputos. 45-33 yaptı durumu. Sonucum faul. Enes Abay. Taktik faul tabii ki. Afyon Karahisar'ın faul hakkı dolmadı. Onun için Yeşil Giresun Belediye kenardan başlıyor. Yunus Çankaya. 45-34 sevgili izleyenler. İlk devrenin skoru. Yeşil Giresun Belediye önde gidiyor. İlk devrenin skorunu bir kez daha veriyorum. 45-34. İkinci yarıda tekrar sizlerle beraber olacağız.